İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi 27. oturumunu gerçekleştirdi. Ermeni heyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve bölgedeki savaş sonrası durumu Bundestag üyelerine sundu. Cavak'taki Çunçıha köyüne doğalgaz tedariki sağlandı ancak doğalgaz alıcılara henüz ulaşmadı. Baregamavan sınır köyü çölleşiyor. Dikranager surlarının restorasyonu mu yoksa tahribatları kamufle etmeye çabası mı? İran, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Surp Tadeos Manastırı'na haç yolculuğu ortak başvurusuna UNESCO'nun yanıtı. Yeni Ermeni-Gürcü köprüsü hazır. Stepanakert'te Artsakh'ın anıt kültürünü temsil eden kitapların ve bir web sitesinin tanıtımı yapıldı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 27. oturumu farklı ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla 6 Temmuz'da gerçekleşti. Gündemin kabul edilmesinin ardından milletvekilleri Batı Ermenistan delegelerinin anavatandaki misyonunun ayrıntılarına değindiler. Delegelerin Batı Ermenistan'da yaşayan yerli Ermenilerle görüşmelerini tartıştılar ve analiz ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nden milletvekili Arman Grigoryan'ın belirttiği gibi her Ermeni orada yaşayan yerli hemşerilerimizin bize duyduğu sıcaklığı ve özlemi hissetmek için Batı Ermenistan'ı mutlaka ziyaret etmelidir. Oturumun katılımcıları olan milletvekilleri yılda en az bir kez ana vatanı ziyaret etme ve orada yaşayan hemşerilerimizle bağlantımızı daha da genişletme ve saflarımıza daha fazla milletvekili çekme kararı aldı. Oturumda Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler'in yerli halkların hakları konusundaki uzmanlık mekanizmasının oturumunda yaptığı konuşma sunuldu ve bu milletvekilleri tarafından sıcak karşılandı. Oturum sonunda bir sonraki oturumun gündemi belirlendi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'ndeki Ermenistan Cumhuriyeti-Almanya Dostluk Grubu heyetinin Almanya ziyareti kapsamında Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Meclisi Bundestag'ın Sosyal Demokrat Partisi'nden Dışişleri Sözcüsü Nils Schmidt, Federal Meclis'in aynı fraksiyonundan milletvekilleri Dirk Wies, Johannes Schraps ve Martin Gerstner ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel durum, uluslararası işbirliği ve ikili parlamenter ilişkilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik konular ele alındı. Ermeni heyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve bölgedeki savaş sonrası durumu sundu. Ermeni kültürel mirasını korumanın zorluklarını dile getirdi. Ermenistan Cumhuriyeti, Avrupa Birliği kapsamlı ve genişletilmiş ortak antlaşmanın uygulanmasına ilişkin konular tartışıldı. Batı Ermenistan, savaş sonrası sorunları hafifletmeye ve olası çözümlerini öne çıkarmaya yönelik adımları olumlu değerlendirmektedir. Ahalkalak Belediyesi'ne bağlı Çunçıha Köyü, devletin doğalgaz tedariki projesinin köyleri listesinde yer alıyordu. 2019-2020 yılları arasında köye merkezi doğalgaz boru hattı döşendi ancak daha sonra abonelere dağıtılmadı. Köyde merkezi doğalgaz boru hattına bağlanmayı beklerken 2 yıl içerisinde boru hattı bozulmaya başladı. Aslında dağıtım ağı özel şirketler tarafından idare edilecekti. Çunçıha Köyü 85 haneye sahiptir. Bu proje kapsamında Çunçıha ile birlikte Ahalkalak bölgesinin Pıtena ve Aspinza bölgelerinin Togi köylerine de doğalgaz tedariki planlandı. Ahalkalak Belediye Başkanı Melkon Makaryan, sorunun farkında ama köylülerden daha fazla bilgiye sahip değil. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Tavuş bölgesindeki küçük Paregamavan köyü bir vadide bulunur ve üç tarafı Azerbaycan mevzileriyle çevrilidir. Köyün bir zamanlar 1150 nüfusu vardı. Bugün burada yaklaşık 160 kişi yaşıyor. Köyün nüfusunun %70'ten fazlasının 60 yaş üzerinde olduğuna göre ilk yardım sorunu çok açık. Köyün sağlık ocağının binası 2005 yılında son kez yenilenmiş ancak o zaman yağmur suyunun duvarlardan birinin altında biriktiği dikkate alınmamış. Ayrıca çatıda fırtına nedeniyle yıkılmış durumda. Köyde içme suyu da ciddi bir sorun. İnsanların evlerinde haftada sadece bir kez su akıyor. Güvenlik sorunu daha az önemli değil. Azerbaycan mevzilerinden hem köy hem de köye giden tek yol
çok net görülüyor. 2015'ten beri burada ateş açılmamış olmasına rağmen bölge sakinleri savaş sonrası durumdan endişe duyuyor. Köyde çoğu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin görüş alanı dışında kalan ikinci bir yol daha var ama yıkık durumda. En son 2000 yılından önce asfaltlanmış. Köyün sakinleri sadece 50-55 hektar rezerv arazi üzerinde tarımla uğraşmaktadır. Su eksikliği evlerdeki bahçelerde bile normal ekime izin vermiyor. Batı Ermenistan, Ermenistan Cumhuriyeti liderliğine bu konuyla derhal ilgilenmesini istiyor. Aksi takdirde köyün boşaltılması kötü sonuçlara yol açacaktır. Öncelikle sınır köyünde yaşayan kişinin yaşayarak ve yaratarak sınırı koruyan kişi olduğunu hatırlatmak isteriz. Ve her şeyden önce sınırı koruyan köylüyü desteklemek herkesin görevi olmalıdır. Batı Ermenistan'ın Dikranagert Diyarbakır surlarında başlatılan restorasyonla ilgili olarak Diyarbakır Mimarlar Odası önceki dönem eş başkanı Şerefhan Aydın, surlardaki tahribatların kamufle edilmeye çalışıldığını söyledi. Diyarbakır Kalesi ve Hersel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı, 2015 yılında Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleşen 39. UNESCO Dünya Mirası Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedildi. Mimar Şerefhan Aydın, surların yakın tarihte yanlış uygulamalarla daha çok tahrip edildiğini söyleyerek surda yaşanan savaşın izlerinin silinmeye çalışıldığını belirtti. Hafızayı tamamen yok etmek için alelacele sur içindeki yıkımı tamamlayıp yeni uygulamalara başlandığını söyleyen Aydın sözlerine şöyle devam etti. 2015-2016 kent savaşları sırasında sur içinde tank ve toplar kullanıldı. Bu nedenle surlar ciddi zararlar gördü. Aynı zamanda o sırada ağır beton blokların surlardaki geçitlere yerleştirilmesi ve ağır iş makinelerinin kullanılması da ağır tahribatlara yol açmıştı. Tüm bu tahribatları kamufle etme, surdaki tarihi kırımı unutturma ve orayı turizme açma amaçlı restorasyon çalışmaları başlatılmış durumda. Batı Ermenistan, bu harika kalenin Ermeniliğini kanıtlayan her türlü argümana sahip olmamıza rağmen bu yeniden yapılanma kisvesi altında Ermeni izini yok etmeye çalışmayacaklarını umuyor. UNESCO himayesinde Asya Pasifik Uluslararası Bilgi ve Ağ Merkezi ayrı bir makalede Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2020 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte hazırladığı Subtateos Arakyal Manastırı'na haç yolculuğu konulu Ermenistan Cumhuriyeti'nin UNESCO'ya dahil olma başvurusunun tesciline atıfta bulundu. Subtateos Arakyal Manastırı, Ermenistan'da Hristiyanlığın kurulduğunun ilk kanıtlarından biri olarak kabul edilir. Modern İran'ın Maku bölgesindeki tarihi Artas eyaletinde yer almaktadır. 2008 yılında İran İslam Cumhuriyeti tarafından sunulduğuna göre Subtateos, kısaca Tade Manastırı, Surp Stepanos ve Zorzor Manastırları ile birlikte UNESCO Dünya Mirası listesine İran'daki Ermeni kiliseleri adı altında tescil edilmiştir. Subtateos Arakyal Manastırı'na haç yolculuğu adlı başvurunun tescili somut ve somut olmayan kültürel mirasın yanı sıra Ermeni-İran kültürel işbirliğinin ortak korunmasını ve yaşayabilirliğini temsil etmesi nedeniyle değerlidir. Ermenistan Cumhuriyeti Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakan Yardımcısı Kristine Galeçyan, Yol Departmanı adlı vakfın yöneticisi Müdür Gor Avedisyan ile birlikte Bagrataşen sınır kontrol noktasını ziyaret etti ve Sadahlo Bagrataşen geçiş noktası bölgesinde Debet Nehri üzerinde yapılmakta olan yeni bir köprü inşasını gözlemledi. Paregamutyun, dostluk olarak adlandırılan köprüde çalışmalar son aşamaya geldi. Kalite test çalışmaları başlamış olan köprünün yakında hizmete gireceği ifade edildi. Batı Ermenistan, komşu ülke ile altyapının geliştirilmesini önemli görmektedir. Stepanakert'in Paul Eluard Evi adlı Frankofon merkezinde Hamlet Bedrosyan ve Necde Yerenyan'ın birlikte yazdığı Artsakh'ın anıtsal kültürü, Hamlet Bedrosyan ve Hayguhi Muratyan'ın Saldırı Altındaki Artsakh'ın Kültürel Mirası başlıklı kitapları ve Artsakh'ın Kültürel Mirası'nın izlenmesi girişiminin web sitesinin sunumu gerçekleştirildi.
Yerevan Devlet Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü Başkanı Hamlet Bedrosyan yaptığı konuşmada Ermeni kültürel mirasının korunması amacı Artsakh'ın kültürel mirasının durumunu ve değişimini kaydedecek, mesleki bilgi ve akademik eğitim sınırları içinde sunacak ve yorumlayacak bağımsız bir akademik platform oluşturmak olan çok yönlü girişimleri öngörmektir, dedi. Sitede şu anda Azerbaycan işgali altında bulunan 130 anıt akademik ilkelere uygun olarak sunulmaktadır. Batı Ermenistan sadece Türkiye'nin işgal ettiği anavatandaki kültürel anıtları değil, 2020'den sonra Azerbaycan'ın işgali altındaki Artsakh topraklarındaki tarihi eserleri de mercek altında tutuyor. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Agaprahamyan bu konuyla ilgili olarak bir dizi uluslararası yapıya çağrıda bulunurken Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın çabalarıyla farklı ülkelerin büyükelçilikleriyle temaslar sürdürülüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aman Maro adlı eseri sunuyoruz. Aman maro, maroin, maroin, nani nasikla paeto yaroin. Aman maro, maroin, maroin, nani nasikla paeto yaroin. Sinomichi, hasnes maro, levonagi, harsnes maro. Aman maro, maroin, maroin, nani nasikla paeto yaroin. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.